Hoş geldin. Nasılsın? Ülkemize çeşit çeşit markalar girerken, stoklar tükenirken, ne yangınlar çıkarken sen bu olayın neresindesin? Ben senin adına bu işin içine birazcık daldım açıkçası. Ama öyle görüyorum ki çok marka var, çok değişik ürünler ve içerikler var. Biz açıkçası tüketici olarak seçici olmak zorundayız. Web sitelerinde saatlik indirimler var. İşte gece yarısı bilmem ne indirimi var falan. İnanılmaz bir bilgi tufanına tutuluyoruz. Biz seçmek zorundayız. O yüzden ben işini kolaylaştırmak için biraz yeni bir markadan bahsedeceğim. Ben de açıkçası birçok ürünü deneme meyilinde olsam da seçici taraftayım. Her türlü seçici taraftayım. Bazen öyle markalar görüyorum ki şu üstündeki fontunda hayır yok. İsminde hayır yok. Arkası spelling hatalarıyla, imla hatalarıyla dolu. Böyle bir markaya ben güvenemem. Markanın geçmişi bayağı önemli. Makeprem bu anlamda benim kişiliğimle uyuştu, felsefesi uyuştu. Şöyle söyleyeyim, ilk üründen bahsetmeden önce marka nasıl bir marka ondan konuşmak istiyorum. Bir kere iyi içeriğe inanıyor, temiz içeriğe inanıyor, pragmatik, faydacı, biraz havalı olsun diyor marka ve bir yandan da sürdürülebilir olsun diyor. Hem böyle sade, biraz minimalist bir tavrı var, hem de o havasından, halinden, vaktinden de geri durmuyor. Fiyatları nasıl dersem, şimdi bizim dolar kurunda tabii ki dünyanın en ucuz markası değil ama bir Kore markası klasmanında diyebiliriz. Bu bahsettiğim markanın misyonu, vizyonu benim açıkçası hoşuma gitti. O yüzden bu şeyin içine daldım. Şu an stoklar tükenmiş durumda ama tekrar tekrar yenilenecektir diye düşünüyorum. Bir şeyler kaçırıyor musun acaba diye konuşayım dedim. İstersen senle ben bağımızı şöyle daha da bir kuvvetlendirelim dersen bir öncelikle like atabilirsin, zilleri açabilirsin. Bu çok önemli. Abone olabilirsin. İlk güneş kreminden konuşalım. Kimyasalcı mısın, fizikselci misin? Buyurun sohbete. Bir kere bu büyük bir ayrım güneş kreminde bizim sektörümüzde. Bu bir fiziksel güneş kremi. Yani güneş ışınları geliyor ve onu geri itiyor gibi düşünebilirsin. SPF 50 demiş, sakinleştirici özellikli bir güneş kremi. İçeriğinin çinkoyla başladığını, ilk içeriklerde olduğunu söyleyebilirim. Bambu özü var, sakinleştirici. Aynı zamanda ismini okumakta çok zorlandım. Madecosite. Yine sakinleştirici bir öz var içinde. Alkol vesaire yok. Yapısı nasıl? Şimdi performanstan konuşacağım ama yapısı nasıl biraz göstereyim. Bu bence normal ciltlilerin sevebileceği ama kuruya dönük ciltlilerin daha da bir sevebileceği. Ben yağlı ciltli olsam da inadına kullanmaya çalıştım çünkü yorumlamak niyetiyle bir ürün oldu. Yapısını görünce ben birazcık kalın yapılıymış dedim ama her nasılsa bu kalın yapı bir şekilde konfor veren bir ürüne dönüşüyor. Şöyle bir göstereyim. Ürün tone up cream gibi arkadaşlar. Yani cildinizin rengini açacak. Toptan hiç kes bırakmamasını konuşamayız. Biraz şey bırakıyor. Parlaklık da bırakıyor. Şöyle bir göstereyim. Evet. Ama bu parlaklık bir süreden sonra sabitleniyor. Yani bir nasıl diyeyim? Bir böyle bitkisel bir botanik bir şey sürersiniz. Yağ, esansiyel yağ sürersiniz. Ve o mesela vıcır vıcır bir yağ bırakır ve saçınıza yapışır. Böyle bir nefret edersiniz. Ben açıkçası gelemiyorum. Bu öyle bir şey değil. Bir süreden sonra sabitleniyor. Ben tüm gün bununla gezdim. Cildim yağ kusuyor gibi değil de sanki böyle spordan sonra gelen sağlıklı bir işte terle karışık bir parlaklık vardır ya. Onun parlaklığı gibi bir parlaklık yapmışlar. Kaşı boyayacak kadar böyle beyaz değil. Tone up cream performansında. Şimdi bu bir mineral sunscreen. O yüzden en son okuduğum şeye göre sosyal eczacı da paylaştı hatta. Yani şehir güneşinde kullanmaya ideal. Mineral güneş kremleri biraz işte telefon tutmakla, elimizi yüzümüzü oynamakla biraz dağılabilen şeyler. O yüzden bunu belki deniz kenarında değil ama şehir güneşinde çoğunlukla kullanabilecek bir ürün olduğunu düşünüyorum. Zaten cildim normalden kuruya dönükse böyle bir ürünle hem nemlendirici hem sakinleştirici etkisiyle çok çok rahat ederdim. Ben yağlı ciltli bile çok hoşlandım. Yani çok sevdiğimi söyleyebilirim. Fiyatı 200 küsür liralardaydı. Kesinlikle alınabilir ve yatırım yapılabilir diye düşünüyorum. İkinci bahsedeceğim ürün Makeprem'in yine 12 sadece 12 içerikle yaptığı
Nemlendiricisi diyor ki biz 12 içerikle biz bu işi yaparız, hallederiz diyor. Hassas ciltlere bile hitap ederiz diyor. Nasıl dersen içeriğinde şunları koymuşlar. Squalene koymuşlar. Gliserin, biraz bitki ekstreleri, 1-2 de böyle yağ var. Bergamot yağı gibi 1-2 yağ da var. Bunun gerçekten birçok cilt tipine uyabileceğini düşünüyorum. Yağlı ciltlerde dahil. Biraz kıvamı yoğun. Kastettiğim şey şu. Ben yine bunu güneş kremini gördüğümde "Aa, bu biraz yoğun, ben bunu sevmem" falan diye hemen böyle bir yargılamıştım. Ama hiç düşündüğüm gibi olmadı. Kıvamlı ama hemen ciltle bütünleşiyor. Çok azıcık böyle hafif böyle bir kıvamlı olduğu için hafif böyle bir cildinde hissediyorsun. Ama şöyle bir tabakada oluşturuyor. Yani uçup gittiğini söyleyemem. O yüzden nemlendirici performansında oldukça iyi. Güneş kremi altına da hani cildin daha kuruya da dönükse iyi gidiyor. Hassassa ben artık cildimde her şey atma yapıyor. Neyi kullanacağımı şaşırdım, kaşınıyorum vesaire diyorsan bunun iyi bir yatırım olduğunu söyleyebilirim. Zaten markanın böyle bir minimalistik bir tavrı var benim hoşuma giden. Sade içerikle, az içerikle konforlu ürünler yaparız diyor. Bu kesinlikle bir konfor ürünü. Ha, bu kadar benzer klasmanda şeyler yok mu? Var açıkçası. Ama çok sevilen ürünlerden biri olduğunu da deneyimlemek istersen işe yarayabileceğini söyleyebilirim. Geldik 3. ürüne. Benim en az favorim olan ürün bu. Bu da low irritant demiş. pH 5.5'li bir temizleyici, köpüren bir krem temizleyici diyebiliriz. Düşük seviyede iritasyona yol açtığını söylüyor. Düşük pH'lı. Kokusunun biraz olduğu. Bu arada bu nemlendiricide koku yok ama diğerlerine birazcık böyle bitki ekstrelerinden kaynaklı koku var. Yapısının kalın olduğu. Bu marka böyle incecik yapı iddiasında bulunmadı şimdiye kadar bahsettiğim ürünlerde. Yapısının kalın böyle inci renkli, Kozarix'in salisilik asit temizleyicisini bilirsin, onun kıvamında olduğunu söyleyebilirim. Sana göstereceğim. Böyle bol bol da suyla beraber köpüren kıvamda. İçeriği de güzel, işte SLS gibi diğer böyle cildin yağını alıp götüren şeyler yok. Zaten nemlendirici ve hassas davranan bir iddiası da var bu temizleyicinin. SLS yok, gliserin var, bitkisel içerikler var, pantenol var. Bayağı hoşa giden şeyler bunlar. Performansına gelirsek full makyajı çıkartacak performansa değil. Zaten çift temizleme yaptığımız için bununla ilgili bir problem yaşamıyoruz. Ama sadece bunu kullandığında maskaran şöyle gözünün altına hafif hafif geçmiş, hafif kalmış olur. Aslında başarılı. Güneş kremini vesaire de çıkartmakla da başarılı. Ama tek başına yeterli olduğunu düşünmüyorum. Ama ben sadece İşte güneş kremi kullanmadım, yüzümde makyaj yoktu vesaire falan diyorsan çoktan yeter. Ben bunu hem kendim hem de böyle kuruya dönük bir cildi olan arkadaşımda denedim. Bazı günlerde benim cildimi nemlendirici içeriği böyle moisturizing dese bile kuruttuğunu fark ettim. Şaşırtıcıydı. Arkadaşım da aynı şeyi söyledi bu arada. Ve ürünü kullandıktan sonra bazı günlerde de hiç böyle bir şey olmadı. Çünkü cildimiz zaten her gün aynı değil açıkçası. Ay içinde farklı dönemlerde de farklı ihtiyaçları da olabiliyor. Benim hoşuma gitmeyen şey biraz böyle yapış yapış yaptı gibi. Yani güzel arındırdığımı düşünüyorum. Ama arkadaşım da aynı şeyi söyledi. Biraz yapış yapış oldu. Ben temizleyicide bu kadar nemlendirici etki, bu kadar beklemiyorum. Yani biraz yapış yapış oldu. Biraz daha beni arındırsın, biraz hafifletsin ve ağırlık yapmasın istiyorum. Bu onları birazcık yaptı. Yani içeriği güzel, işte paketlemesi güzel, iddiaları güzel ama biraz olmayan bir şeyler var. O yüzden ısınamadığımı söylemem lazım. Ha, marka genel anlamda başka ürünleri de gelirse kesinlikle denemeye değer. Özellikle de böyle işte zebille değişik markaların çıktığı bir dönemde sade içerikleriyle, işte minimalistik tavrıyla bence dikkate değer bir marka. Ama işte stoklar tükendi. Bu kadar stokların tüketileceği bir marka mı? Yani benzerleri bulunabilir. Çok daha farklı markalarla, çok daha farklı videolarla senle ben bence karşı karşıya geliriz. Belki daha farklı formatlarda, hatta böyle üyelere özel farklı şeyler de yapabilirim diye düşünüyorum. Bu fikir sana nasıl geliyor? Daha böyle küçük gruplarla daha yakın çalışabiliriz diye düşünüyorum yine YouTube üstünden. Farklı projelerim var, bu hoşumuza gider dersen yine aşağıya yaz.
Fikirlerin benim için değerli. Başka bir videoda, başka bir macerada görüşmek üzere. Beni destekle. Hoşça kal.